Buna başka neler diyelim? Balıkesir'e inanmayanlara, Balıkesir hakkında dedikodu yapanlara neler diyelim başkanım? Ya bu inanıp inanmamak değil. Biz bu maça gerçekten takımımız çok iyi hazırlandı. İlk yarıda mağlup duruma düşmemize rağmen ikinci yarıda çok iyi oynadık. Galibiyet edildik. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. İnşallah gerisini getireceğiz. Bunun için uğraşacağız. Ben bundan sonra ki bütün iç saha maçlarımızda bu stadın dolacağına inanıyorum. Çünkü takımımız seyirciyi arkasına aldığı zaman emin olun bu ligde evimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Yeter ki seyircimiz... Bugün kaç seyirci var? 4000 civarında. Yani, tam rakam gelmedi bilmiyorum, o yüzden yanlış bir bilgi vermiyorum. Ama muhtemelen o civarda görünen o. Teşekkür ederim. Mustafa neler diyorsun? Ya seyirciyi bekliyoruz maçı. Yani geçen seneden beri, bu seneden de beri. Seyircisinde ben o zaman yenemeyeceği takım yok. Bunu geçen sene göre çok maçta yok. Bundan sonra inşallah seyirciler takıma dönerse, bu statta olmazsa biz bu Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Teşekkür ediyorum. Evet, 5-3'lük bir galibiyet. Balıkesir'in 5-3'lük galibiyeti. Ve Balıkesir'e de moral oldu. Kemal hocam hemen. Basın toplantısı. Tamam. Tamam hocam. Tamam hocam. Evet Kemal hoca basın toplantısı. Sıtkı Şerem etti neler diyor? Sıtkı'cım neler diyorsun? Sıtkı'cım neler diyorsun? Bir gün döndüğü verilir. İnşallah. Sıtkı başkan neler diyorsun? Denilecek bir şey yok. Bugün bir dönüm noktası oldu. Balıkesirspor haftalardır beklediği galibiyeti bugün aldı. İnşallah bu bir başlangıç noktasıdır. Balıkesirspor bundan sonra başarıya doğru yürüyecek. Tabii taraftarla, takımıyla, şehriyle beraber. Abi, teşekkür ederim. İrfan sen neler diyorsun İrfan? Neler diyelim 5-3'e? Güzel bir hafta boyu takımın diye hazırlanmıştı. Kötü bir şey bulduğu demek için sigara içmiş sağlıklı oldu. Bundan sonraki maçlarımızda kazanıp tek almak için amcalığı göstereceğiz. Başkan. Sayın Çimen neler diyorsun? Mutluyuz Sayın Osman. Evet yoldaş sen söyle neler diyelim. Bugün sen? Evet. Önemli bir maçtı. Karabük maçında forma giymesi bekleniyor. Bakalım onların görüşlerinde neler var. Teknik direktörümüz Kemal Özdeş oyuncularına güvendiğini açıklamıştı. Ayrıntıları sizlerle birlikte paylaşacağız.